saklambaça oynayalım mı? O da ne? Hey, sen ne tatlı bir şeysin böyle. Kulakları kara kara ya, ben de kaba kulak dedim. Aha can, hemen anneme söyleyelim, hadi gel. Hayır ya, söylemem anneme. Suyu görünce ne düşünüyorsun? Bak, bak. Ya dur, dur, yapma ya. Uf, yapma. Şimdi de oynayalım. Ya bana bak, gene bisiklet mi kullansam? Çok seviyorum artık bisiklet kullanmayı. Aa, hep bisiklet mi kullanacağız ya? İyi ki öğrendiniz bisiklet kullanmayı. Biz daha bilmiyoruz sonuçta. Ya bisiklet kullanmak o kadar basit ki biz hemen öğrendik. İsterseniz size öğretebiliriz. Yok, ben istemiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Saklambaça oynayalım mı? Aa tamam, ben saklambaçta çok iyiyimdir. Hadi oynayalım. Tamam oynayalım hadi. Of, gerçi bugün canım hiç koşturmak istemiyor ama neyse, iyi madem ben ebe olayım. Oo Can be, kendi isteğiyle ebe olmalar falan beni çok şaşırtıyorsun doğrusu. Evet Can, ben de çok şaşırdım. Ya demek seni şaşırtabildim ha. Seni şaşırtmak için her gün ebe olabilirim. Of, hadi neyse, sen dön arkanı say. Biz de saklanalım. Bir, iki. Ay, nereye saklansak? Hey, gel gel, beni takip et. Tamam. Üç, dört. Ya yavaş saysana be, üf. Hemen sayıyorsun hızlı hızlı. Tamam, of, hadi siz de hemen yer bulun. Altı. Ay, nereye gitsem ya? Aa, bilemedim. Ah, buralarında yabancısıyım ben. 7 8 9 10 Önüm arkam sağım solum sobe. Saklanmayan ebe. Evet, acaba nereye saklandılar? Şöyle biraz gidelim bakalım. Bakalım kim nereye saklanmış. O da ne? Hey, sen ne tatlı bir şeysin böyle. Ben arkadaşlarımı bulacağım. Ay, haydi bakalım. Neredesiniz acaba? Arkamdan gelen var da. Görmüyor muyum acaba? Aa, bu köpek beni takip ediyor ya. Hey, tasman da var. Sen acaba kimin köpeğisin? Ay, ne de tatlı şeysin sen böyle. Ay, keşke benim köpeğim olsaydın. Bizim de çok köpeğimiz var biliyor musun? Ama şimdi babaannemin köyündeler. Çünkü evde çok fazla çocuk olduğu için annem babaannem de daha mutlu olacaklarını söyledi. Çok tatlı bir şeysin sen. Hey, senin sahibin nerede? Tatlı köpek. Canım benim. Ay, seninle oynamayı çok isterdim ama saklambaç var şu an. Ya gitmeyeyim mi yani? Peki gel, hadi şurada oynayalım seninle, gel. Sen ne kadar tatlı bir şeysin böyle ya. Senin adın ne acaba? Kara kulak mı? Kaba kulak gibi oldu. Ya çok tatlısın. Oh, havlama. Uyandıracaksın, bebekler uyuyor içeride. Gel buraya gel. Yalama ya, yalama. Ya ne yapıyorsun? Aa, nerede bu ya? Bizi arayacağına oturmuş köpek seviyor. Şuna da bak. Aa, Can, saklambacı unuttun galiba. Gel buraya gel. Çok tatlı bir köpek var. Aa, çok şekermiş gerçekten. Ay, adı ne bunun? Adını bilmiyorum ama ben kaba kulak koydum adını. Aa, ne değişik bir isim. Kaba kulak mı olmuş ki acaba köpek? Ya oğlum, sen de hiç şakadan anlamıyorsun. Kulakları kara kara ya. Ben de kaba kulak dedim. Tamam, ben gideyim kızlara haber vereyim o zaman. Saklambaç bitti, köpekle oynayacağız diye. Tamam. Evet kaba kulak. Bizim evde artık köpek olmadığına göre sen benim sokaktaki köpeğim ol, tamam mı? Bakın işte köpek burada. Ha, ne şeker bir şey. Aa, gerçekten çok tatlı. Canım, nereden buldun bunu? Ben bulmadım ya, o beni buldu. Çok sevimli, çok. Aa, biz de sevelim, biz de sevelim. Aa, çok tatlı. Aa, çekilin, çekilin ya, ısırdı beni. Ne, ısırdı mı? Isırıyor mu bu köpek? Ay, elim ısırdı ya, çok acıdı. Aha Can, hemen anneme söyleyelim, hadi gel. Hayır ya, söylemem anneme. Aa Can, kuduz olabilirsin. Acaba köpek kuduz muydu?
Of, aklına kötü kötü şeyler getirmeyin ya. Bir şey olmaz, ne olacak? Sonuçta bizim evdeki köpekler de bazen oyun için ısırıyorlardı. Ama bu başka. Bu köpeği tanımıyoruz ki. Aşısı var mı bilmiyoruz. Ay çok tehlikeli ya. Ben eve gidiyorum. Annem beni bekler. Ya, ya şuna bak ya. Tehlikeyi görünce yine fuydu, görüyor musun? Hadi gel. Ne yapalım, oynayalım mı, gidelim mi? Of can, ben çok endişelendim. Hadi eve gidelim, anneme söyleyelim bunu. Hayatta olmaz. Sakın anneme hiçbir şey söyleme. Sonuçta ısırılan benim. Seni ilgilendirmez. Peki hadi eve gidelim o zaman. Ben de bilgisayarda oynayacaktım. Hadi bakalım. Of şu boşboğazlı arkadaşım. Haklı olabilir mi acaba? Bir üşüme geldi sanki bana ya. Ay, kolumu saklayacağım diye de örtündüm durdum. Of, terlemek üşümek arası bir hallerdeyim. Ay, başım mı dönüyor ya? Ay, acaba kuduz olur muyum? Ay, ay. Can, Can. Cancığım, seni kontrole geldim. İyi misin kardeşim? Aa, iyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok. Can, neden bu sıcakta bu kadar örtünüyorsun? Ha, ne bileyim ya. Yani aslında şöyle kolumu annem görmesin diye örtünüyordum ama şu anda da örtü hiç fazla gelmiyor. Uykum mu geldi ne? Bir ağırlık bastı sanki beni. Ay. Ya Can, sen bana hiç iyi görünmedin. Of, rengin de biraz sararmış sanki, bakayım. Ah kardeşim, biraz hasta gibi görünüyorsun. Gerçekten mi? Sence kuduz olabilir miyim? Ah, bilmiyorum Can ya. Keşke anneme söyleseydik. Ya kızım, anneme söyleseydik diyorsun ama o kadar kocaman iğneyi sen olmayacaksın, ben olacağım. Korkmakta haklı değil miyim? Ya haklısın, haklısın ama kudurmaktan daha iyidir bence. Ah, neyse, benim aklıma bir test geliyor. Şimdi sen beni burada bekle, tamam mı? Tamam kardeşim. Ah, bakalım Ceren aklından ne geçiriyor. Geliyorum Can, geliyorum. Ne oldu şimdi, niye gittin? Bak ne getirdim. Ne getirdin? Bak, bir şişe su. Suyu görünce ne düşünüyorsun? Bak, bak. Ya dur, dur. Yapma ya. Uf, yapma. Aa Can. Kardeşim, sen kuduz olmuşsun. Sen kuduzsun artık Can. Odaya kilitlemeliyiz seni. Yoksa bizi de ısırırsın, biz de kuduz oluruz. Aa Can'cığım. Seni çok seviyordum kardeşim. Ya kızım, delirdin mi? Ne alakası var şimdi ya? Çekil çekil dedim diye mi kuduz oldum yani? Hayır akıllım, elimde su vardı. Sudan korkan kuduz olurmuş da o yüzden. Gerçekten mi? Ama ben sudan korkmamıştım ya. Böyle soğuk ya. Bana değdirmeni istememiştim. Çok üşüyorum. Aa, çok garip. Aa, sende değişik belirtiler görüyorum Can. Ne yapsak acaba? Ah, yapacak bir şey yok. Benim uykum geldi. Biraz uyumak istiyorum. Can, oğlum. Aa, bu saatte bu ne uykusu ya? Bir de örtülmüş durmuş. Tatlı oğlum, haydi bakalım, gel yemek yiyeceğiz. Can, Can. Aa, ay senin ateşin var. Can, kalk çabuk, kalk. Can, kalk oğlum, kalk. Ay, bu nasıl bir ateş? Üstünü de örtmüş. Herhalde çok üşüdü. Gel oğlum gel. Can, ateşim var bir tanem. Seni hemen hastaneye götüreceğim. Ah anne. Anne, başıma bir şey geldi. Galiba sana bunu söylemeliyim. Benim elimi köpek ısırdı. Ne? Niye bana söylemedin daha önce? Korktum anneciğim ya. Beni aşıya götürürsün diye korktum. Ah oğlum. Ah, öyle şey olur mu? Neyse, hadi gel bakalım. O zaman mecburen gitmek zorundayız. Cancığım, böyle bir şey olduğunda bana mutlaka söylemelisin. Sokaktaki kedi ya da köpekler bizi ısırılabilirler. Ama kuduz olmak zorunda değil yani. Kuduz olmaya da bilirler. Fakat biz yine de önlem olsun diye mutlaka aşı olmalıyız. Ama o aşı minnacık bir şey. Anlamayacaksın bile. Hadi benim bir tanem, hiç korkacak bir şey yok. Gerçekten mi anneciğim? Evet, evet, evet. Yani böyle normalde olduğun aşılar var ya, onun gibi bir şey. Yani kocaman iğnesi yok mu? Hayır canım, öyle şey olur mu? O şehir efsanesi, hiç öyle bir şey yok. Hadi gel bakalım, gidelim aşımızı olalım. Hiç korkumuz kalmasın. Aa tamam anneciğim. Ay, ben de kocaman böyle göbeğime saplayacakları bir iğne var zannetmiştim. Çok korkmuştum, sana söylememiştim anne. Hadi gidelim öyleyse.
Gidelim bir tanem. Hiç korkacak bir şey yok. Bak hemen geçecek.